akşamlar Edirne TV seyircileri. Ben Edirne'nin ilk meslek belgeli profesyonel koçu Gülay Pekçür Koruç. Sizinle yepyeni bir programda buluşacağız. Her çarşamba günü saat 21'de Farkındalığa Yolculuk programında sizlerle birlikte olacağız. Bu programda neler mi yapacağız? Kadın erkek ilişkileri üzerine sohbetler yapacağız. Öğrenci veli sorunları üzerine duracağız. Sınav stresi nasıl yenilir? Bunlara bakacağız. Kısacası bütün stresi yönetebileceğimiz, motivasyonumuzu artırabileceğimiz, odaklanmamızı sağlayabileceğimiz, ilişkilerimizi, iletişimlerimizi toparlayabileceğimiz bir farkındalık yoluna çıkacağız. Bu arada kuşak çatışmaları üzerinde durup, yeni nesil gençlerle iletişimimizi nasıl daha iyi hale getirebilirizler? Kaliteli vakit geçirmek ne demek? Kaliteli vakit geçirirken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bunlara bakacağız. Çünkü sizler de çok iyi biliyorsunuz ki kaliteli vakit geçirirken bir helikopter olmak denilen bir kavram yaşanmakta. Bunun üzerine düzeltmeler yapacağız. Nasıl bu yolda daha adım iler, daha emin adımlarla ilerleyebiliriz? Bunları konuşacağız sizlerle. Şimdi bu farkındalığa giden yolculuğun bir ayağında da ben nasıl acaba bu yolda yürüdüm? Şimdi isterseniz kısaca bir ondan geçelim. Ben Edirne'nin ilk meslek belgeli koçuyum diye bir ifade kullandım size. Meslek belgeli koç demek ne demek? Neler ifade ediyor? Bir özet geçelim bu konuyla ilgili istedim ilk programımızda. Ben koçluk hayatımı 6 seneden beri devam ediyorum. 6 seneden beri profesyonel koçluk yapmaktayım. Birçok program dahilinde sizler de artık yeni yeni e, görmeye başlıyorsunuz. Koçluk ne demek? Koçlar neler yapıyor gibi. Birçok koçluk dalları var. Yaşam koçluğu, kariyer koçluğu, eğitim koçluğu vesaire. Ve e, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın kurumuna bağlı olarak e, Mesleki Yeterlilik Kurumu Bununla ilgili bir düzenleme getirdi. Çünkü çok yaygın olarak yapılan koçlukta belli etik noktalarda boşluklar olduğu tespit edildi. Bununla ilgili Ankara'da ilk defa ki benim sertifika programımı da aldığım, sertifikalarımı aldığım çok saygın bir kurumdur Anka Koçluk. Türkiye'de ilk defa bu sınavı uygulayabilirlik hakkını kazanan kurumdur. Anka Koçluk, MHK kapsamında meslek belgeli koçlar için sınavlar açtı. Ve ben Nisan ayında, 2018 Nisan ayında Edirne'nin meslek belgeli koçu olma ünvanını kazanmış oldum. Meslek belgeli koç olmak demek ne demek? Ne gibi özellikleri var? Şimdi biz herkes ciddi şekilde bir koçluk eğitimi alınıyor. Eğitimler çok gelişmiş durumda, programlar çok kaliteli. Aslında yaptığımız her aktivitede, her eğitimde, her seminer programında biz alet çantalarımızı doldurmuş bulunmaktayız. Yani kendimize bir tuğla daha koyuyoruz, bir taş daha koyuyoruz, bir eksiği daha kapatıyoruz, bir çalışmada uygulayacağımız teknikle daha başarılı bir hale geçiyoruz ve meslek belgeli koç olmak dediğimizde bir e kavram farklılığı ortaya çıkmış oluyor. Bu kavram farklılığı da şunu özetliyor bize diyor ki şimdi ben e, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bir prosedür geliştirmiş durumda prosedürde koçluğun e, MYK diyor ki işte Kuralları nelerdir? Önce koçun bunları öğrenmesi lazım. Etik, ilke ve kurallar çok önemli. Çok ince çizgilerle belirlenmiş olan noktalar var. Çalışma sürecinde bunlarla beraber koçluğun, müşterilerimizle olan ilişkilerimizde nelere dikkat etmemiz gerekiyor, seans özelliklerimiz neler oluyor. Bunları toparladıktan sonra bizi çok zorlu bir sınav bekliyor. Sınav dört ayaktan oluşuyor. Ee, kısaca onlardan da bahsedeyim ben sizlere. Bir e, test İki e, klasik sınav, üçü mülakat dördü ise çok uzman koçlar tarafından, çok profesyonel koçlar tarafından e, uygulanan canlı 45 dakikalık bir performans sınavından geçiriyor. E, çok şükür ki ben bu sınavda başarıyı elde ettim. Şu anda da aktif şekilde Edirne ilinde görev yapmaktayım ben meslek belgeli bir koç olarak. Peki neler yapıyoruz? Neler yapmam gerekiyor? Neler yapılıyor? Koç meslek belgeli koç olmak neler sağlamış oluyor? Meslek belgeli koçun diğer koçlarla arasındaki farkı evet devlet tarafından tanınırlık elde etmiş bulunmaktayız. Yani ne anlamda devlet bizi tanımış oluyor? En önemli noktası burası. Devlet beni e, ve bütün meslek belgeli koç olan kişileri denetleyebiliyor. Yaptığımız sözleşmelerde, kurumlarda verdiğimiz seminerlerde her şekilde devlet bizi denetleyebiliyor ve bizim yeterliliğimiz kanıtlanmış oluyor bu belgeyle beraber. Yani meslek belgeli profesyonel bir koç dediğiniz zaman aklınıza gelecek olan şey şudur: Devlet tarafından tanınan, denetlenebilen ve yeterliliği kanıtlanmış olan bir koçla karşı karşıya olmuş oluyorsunuz. Şimdi ben de haliyle e, bu sıfatla beraber e, birçok projede e, geliştirme yaptım ve birçok projenin içerisinde yer almaya başladım. E, nedir efendim bu projelerden? İlki, ilki eğitim bünyesinde gerçekleşti. 2018-2019 eğitim öğretim yılı ilk müdürlerle başladık, seminer verdik, liderlik semineri oldu. İkinci ayağı öğretmenlerimize oldu. Dört okul, pilot okul tercih edildi, seçildi. Bunlarla beraber bir çalışma yürütüldü. Öğretmenlerimize kuşak çatışmaları, yeni nesil gençlerle iletişim ve stresle baş etme üzerine bir program hazırlandı, seminerler verildi. Üçüncü aya öğrenciler üzerine oldu. Motivasyon, odaklanma, kendimizi başarılı günlük ders çalışmamız nasıl olacak, daha dikkatli nasıl derse dinleyebiliriz. Nasıl kendimizi bulunduğumuz noktanın bir kademe daha üstüne çıkartabiliriz başlıkları altındaydı. Ve dördüncüsü, dördüncü ayağı ise velilere yapıldı. Tabii ki de velilerle birlikte yaptığımız çalışmada en önemlisi biraz kuşak çatışmalarından, arkasından yenilesiz gençlerle iletişimden, kaliteli vakit geçirmekten, bir anne baba olmanın getirdiği sorumlulukları nasıl daha düzgün, daha kaliteli iletişimlerle vücut buldurabileceklerine dair bir seminer verildi. Hemen akabinde bu çalışmalardan sonra Çocuk Esirgeme Çocuk Esirgeme Kurumu ile beraber aile ve aile ve sosyal politikalar Müdürlüğü ile beraber bir projemiz var. Burada da personele verilecek olan bir e, seminer dönemi gerçekleşecek. Bunlarla beraber e, yerel bir gazetede yine bir köşe yazısı e, yazılmakta. Home office şeklinde de hem koçluk e, mesleğini devam ettirmekteyim. Bununla beraber e, koçluk sizlere neler katabilir? Koçluk neler yapabilir? Biraz da onlardan bahsedelim. Koçluk aslında kişinin bu kendi bulunduğu noktanın, daha ileri seviyeye taşımasını sağlamaktadır. Sağlıklı bireylerle yapılır. Yani biz hiçbir zaman bir danışman, bir psikolog, bir terapist olmuyoruz. Önemli olan bizdeki yeterlilikteki en önemli nokta empati dinle, empatik dinleme ile beraber etik ilke ve kurallarla kişileri bulunduğu mevcut durumun bir kademe daha üstüne çıkartabilme, daha başarılı olmasını sağlama. Mesela bir öğrenciyle çalışıyoruz. Bir örnek verelim. Bir öğrenciyle çalışıyoruz. Daha dikkatli nasıl ders dinleyebilir? Daha dikkatli nasıl dersine e, çalışabilir? Sınav stresini nasıl yenebilir? Nasıl bunlar içerisinde e, hedeflediği, istediği, e, vizyonladığı, geleceğe nasıl emin adımlarla yürüyebilir? konu başlıklarımız bunlar olabilir. Veya bir bireyle çalıştığımız zaman mesleğinden memnun mu? İşte mesleğinde e, mutsuz olan bir bireyin hayatının tamamını etkileyecek bazı stres sorunları ortaya çıkmaya başlıyor. Bunları bulduktan sonra daha nasıl faydalı bir hale getirilebilir? Başka hangi konularda kendisinin yeterlilikleri var? Bunları bulma konusunda belki biraz çalışmalar yapılabiliyor. Ve bunlarla beraber e, kişilere kesinlikle bir şeyi empoze etmeden tamamen Onları yönlendirmeden kendi yollarını kendileri bulması konusunda biz yolculuklarına yol arkadaşlığı yapmış oluyoruz. Aslında koçluk tam manasıyla profesyonel anlamda bu şekilde ilerlemesi gereken bir meslektir. Ee, bu noktada da mesleki meslek belgesine sahip olan koçlarla çalışmak denen bir kavram ortaya çıkmaya başladı. Şu son iki yıldan beri e, bunun üzerinde durulmakta. Neden tercih edileceği konusunda bir soru soruluyor. Genel olarak bununla ilgili bir e, durum söz konusu. Neden bir meslek belgeli koçla çalışmamız lazım? Neden bir meslek belgeli koçu tercih etmemiz gerekiyor? Çünkü bu koç yaptığı her anlaşmada, yaptığı her sözleşmede yüzde yüz devlet tarafından denetlenebiliyor. Ve bununla beraber hem yeterli hem de yetkinliği kanıtlanmış bir vaziyette. Haliyle tercih edilme konusunda da ilk sıraya yer alıyor. Peki meslek belgeli bir koç olmak demek yerinde durmak mı demek? Yani tamam biz belgeyi aldık tamam burada bitti mi demek? Hayır tabii ki de değil. Belgeyi aldığımız süreden itibaren çalışmalarımıza, Gerek gönüllü çalışmalara gerek kendimize ait olan çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bütün bunların hepsine koşuk adına yaptıktan sonra bunlar belgelendiriliyor ve saat sayılarımız sayınlarımız yapılıyor. Buna bağlı olarak tamamlanmadığı zaman belge askıya alınıyor. Denetlenme sürecinde herhangi bir şeyde bir eksiklik varsa belgemiz askıya alınıyor. Tamamlandıktan sonra tekrar kaldığımız yoldan devam etmiş oluyoruz. Ve en önemlisi. Mesleki yeterlilik belgesinin en önemli adımlarından bir tanesi her koçun bir sene içerisinde kendine mutlaka bir eğitim alması gerektiği söyleniyor. Bunu da şöyle bir açıklama yapalım sizlere. Biz koç olduk evet tam meslek, meslek belgeli koçuz her şey tamam inanın biraz önce dediğim gibi inanın böyle bir şey yok. Sürekli olarak bir koç kendini yerinde durmadan geliştirmesi gere gerekmekte. Çünkü çok ıı, Geniş bir hayat tarzı var, çok stresli bir yaşam devam ediyor, gençlerimizin çok ciddi sorunları olabiliyor. Ve bizim yeterliliğimiz, yetkinliğimizin bile bir yere kadar olduğunu düşünürseniz sürekli eğitimlerle, sürekli kendini geliştirmeyle bir koç daha üst seviyelere çıkabileceğini düşünülüyor. Buna göre de eğitim saatleri konulmuş durumda mesleki yeterlik belgesi kurallarından bir tanesi de bir koçun mutlaka ve mutlaka meslek belgesi için devamlılığını sağlayabilmesi için kendini de geliştirmesi gerektiği. Çünkü nasıl bir şeydir bu? Kendini geliştiren koç topluma, bireye, ülkesine mutlaka mutlaka faydası olacaktır. Hatta bununla ilgili size güzel bir esnantane bir hikaye anlatayım. Çok sevdiğim hikayelerden bir tanesidir bu. Bir baba ile oğul Birlikte alışverişe gidecekler. Babası oğluna verdiği sözü tutmak için işte hazırlanırken bir işi çıkıyor o sırada. Ve belli bir süre çocukla ilgilenemeyecek o saatler aralığında. Ve çocuğunu oyalaması gerekiyor. Verdiği sözü tutamıyor ve çocuğu oyalaması gerekiyor. Bunun üzerine e, gazetenin bir bölümünde bir dünya haritası var. Onu oradan çıkartıyor. Dünya haritasını eliyle parçalıyor. Küçücük parçalar haline getiriyor ve çocuğun önüne koyuyor bunu. Diyor ki... Ben diyor şimdi diyor e, işimi bitirinceye kadar sen de diyor bu dünya haritasının parçalarını tamamla. Ben daha sonra e, bir işim bittiği zaman beraber dışarı çıkacağız diyor. Çocuk diyor ki tamam hiçbir sıkıntı yok. 10 dakika geçmiyor ki çocuk geliyor. Ve babası büyük bir şaşkınlık yaşıyor. Diyor ki nasıl oldu böyle bir şey? Yani çok küçük parçalara ayırmıştım ben bunu. E sen bunu nasıl tamamladın? Nasıl geldin bu noktaya? Bunun üzerine çocuk şöyle bir şey söylüyor. Babacım diyor onun arkasında insan yüzü vardı. Dünya haritasının arkasındaki insan yüzünü çocuk insan yüzüne bakarak bir bütün haline getiriyor. Buradan çıkabilecek en güzel şey nedir biliyor musunuz mesaj? Biz kendimize ait olan parçaları tamamladığımızda bireye, birey kendini tamamladığında topluma, toplum kendini tamamladığında işte bir ülkenin değişebileceğini göstermekte. O zaman niye duralım ki? Kendimizi geliştirmekten niye geri kalalım ki? Her seferinde söylediğim şeydir, motivasyon içten dışa olan bir şeydir. Yani kendimizi geliştirme isteğimizi asla bırakmamamız gerekmekte. Teşekkürler Edirne. Her çarşamba günü saat 21'de sizlerle beraber buluşmak ümidiyle. iyi akşamlar dilerim.